Bizde nöbet usulü çalıştığımız için gece nöbet tutuyordun. Yaklaşık işte 13-14 tane nöbetimiz vardı. Gündüz de okula gidiyordum. Sabah 8, akşam 4.30-5'e kadar okula gidiyordum. Oradan da nöbete, gece de orada nöbet tutup sabah 8'e kadar, genelde 7.30'a kadar, 7.30'da tekrar okula geçiyordum. Böyle bir döngünün içerisindeydim. Aylık 14-13, bazen çok nadir de olsa 15 nöbetimiz oluyordu. Böylelikle hem okudum hem çalıştım. Okulum çalıştığım için çok tolerans sağlamıyordu. Çünkü hani öncelik okuluma vermemi istiyorlardı. İş yerimde okuluma çok tolerans sağlamıyordu, iş yerimdeki insanlar da. Ama bu zorluklarla o dönemde hem okuyup hem çalışan çok arkadaşım vardı. Beraber güçlükleri aşarak yeri geldi çok zorluklar yaşadık. Çünkü hocalarım dedi bana bana çalışmıyorsun. İş yerimdeki arkadaşlar dedi bize okumuyorsun. Birinden birini tercih et dedi. Ama biz başarmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Okulumu da bitirdim. Pandemide herkes de olduğu gibi, bütün dünyada olduğu gibi biz de korktuk. Çünkü bilinmeyen bir virüstü. Kötü şekilde sonuçları vardı. Çok fazla hasta almadık ama aldığımız zaman da bizim acil hastalarımız oldu. Acil hastaların da COVID şüphelisi olduğu halde almak zorunda kaldık. Tabii ki korkularımız oldu. Görevlendirmeler yapıldı. Yoğun bakım ve bazı servislere görevlendirmeler yapıldı. Ben de göğüs servisinde çalıştım o dönemde. Takviyelerde bulunduk. Zor bir süreçti. Herkes açısından tabii ki, halkımız için de, bizim için de, biz sağlıkçılar olarak bizler için de çok korkutucu bir süreçti. Ama şükür o dönemleri de atlattık. Çankırı'nın yılın hemşiresi seçildim. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. İlk kez böyle bir onura layık görüldüm. Ama benim için çok onur verici bir durumdu. Cumhurbaşkanımızın bulunduğu bir ortamda bulunmak, müdürümüz Hüseyin Bey'in olduğu ortamda bulunmak çok ilgi çekiciydi ve onur ediciydi. Çünkü insan çalışıyor, evet, ama böyle bir karşılık hiç görmemiştim. Böyle bir karşılık alınca çok onur oldum. Daha da şevkle çalışmaya başladım. Beni seçtikleri için öncelikle Hüseyin Bey'e, müdürüme çok teşekkür ederim. Bundan sonraki görev hayatımda daha şevkle, daha özveriyle çalışacağımı düşünüyorum. Çünkü böyle bir onura layık görüldüm. Bu beni çok motive etti. Bu motiveye gerçekten bütün arkadaşlarımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve ben de görevimi en iyi şekilde, en doğru şekilde yapmaya devam edeceğim.